Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Stüdyoda böyle bir takım objeler görüyorsunuz. Bu objeler aslında bir makina tarafından üretiliyor. O makinanın aslında üreticisi, yaratıcısı Sayın İlyas Kılıçoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Kılıçoğlu. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlyas Kılıçoğlu, Kılıçoğlu makinanın sahibi ve kendi üretimi olan makinalarla aslında saksılar da yapıyorsunuz. Şimdi önce sizi bir dinleyelim. Kılıçoğlu makina neler yapıyor? Öncelikle İlyas Kılıçoğlu kimden başlamak isterim? Kendimi biraz anlatmak isterim. Bir memur çocuğuyum. 6 erkek kardeşin abileriyim. Evet. 1984'te bu meslekle yani tornacılıkla, çıraklığıyla başladım. 92 yılında kendi iş yerimi kurdum. Kılıçoğlu Makina ve Tekstil Sanayi adını aldı. 2008 yılına kadar onun başındaydım. Yönetim kurulu başkanı, büyük bir şirket olduk. Yaklaşık 225 çalışanı varken ayrıldım. Yeni kısa böyle bir özgeçmişten sonra bu firmamızı Kılıçoğlu Makina, ikinci Kılıçoğlu Makina'yı da 2009 yılında kurdum. Aa, çok güzel. Aynı sektörde iş yapmak istemedim. Bir yılda yakın boş zaman geçirdim. Boş kalmak üreten bir insan için çok zor bir durum. Kendimi çok böyle işe yaramaz, atıla düşmüş bir gibi görmeye başlamıştım. İşte bu karar verdik, böyle bir şirket kurduk. Ancak makine sektöründe yapılmamış olan, rekabeti daha böyle kızışmamış, Türkiye'de ihtiyaç olan bir makine yapmam gerekiyordu. Dolayısıyla CNC sıvama makinesi. Alışılmışın dışında Türkiye'de üretilmeyen, bazı yıllarda denemeler olmuş ama takip edilmediği için veya önem gösterilmediği için seri halde yapılmayan, aslında ülkemizin ve tüm üretim sektörünün ihtiyacı olan bu makinayı yapsak güzel olur, tutar, ilerisi de parlak olur diye düşünerek böylece bu işi yapmaya karar verdik, bu makinayı. Şahane. Şimdi elimde broşürünüz var. Görselleri de izleyicilerimiz ekranda görmeye başlıyorlar. Şimdi muazzam üretim yapmışsınız. Metal sıvama makinesi var. Onun dışında bir makine daha var galiba, değil mi? Saç sıvama makinesi var. Saç sıvama makinesi ve kaynak robotumuz var. Kaynak robotumuz var. Evet. Havalandırma sektörü kaynak robotumuz genellikle onlara hitap ediyor. Mükemmel. Saç sıvama makinesi. Boru boy kaynak makinesi evet. Var. Evet. Müthiş işler yapan marifetli makineler. Elips kaynak robotu var. Evet. Bütün bunları dinleyelim şimdi sizden. Yani kendi yerli öz malımız bunlar. Evet. Ne kadar güzel. Gurur kaynağımız. Evet. Özellikle CNC sıvama makinesi. Gurur duyabileceğimiz bir başarımız olarak adlandırabilirim. Tabii. Evet, evet. Biliyorsunuz dünya makina sektörü, sanayileşme, şu düşük teknoloji, orta teknoloji ve yüksek teknoloji. Avrupa, Amerika teknolojiyi bıraktıktan sonra maalesef Türkiye'de biz onun taklidini yapmaya başlıyoruz. Bizim yaptığımız aslında bu makinede orta teknoloji bir makine, yüksek teknoloji değil maalesef. Ama halen bunu bile işte Türkiye'de arkasında düşüp de iradesini ortaya koyup yapabilen bir firma çıkmamış. Bize nasip oldu. Üniversitelerde bu makinenin literatürü yok. Yani testleri yapılmamış, saçı belli bir müddet incelttikten sonra veya gergin tansiyonu nasıl oluyor gibi testler yok. Biz taradık, üniversitelerde böyle bir bölüm yok. Hmm. Dolayısıyla biz ülkemize yeni bir orta teknoloji de olsa yeni bir iş alanında bir makine üretip kazandırdığımızın gururunu yaşıyoruz. Yurt dışından aranmaya başlandık. Yurt içinde, çok güzel. Evet. Özellikle hangi İlk makineler için? İlk ihracatımızı, makinamızı tamamladık. İnşallah Suudi Arabistan'a göndereceğiz. Çok güzel. Ne güzel.
Kendi bünyemizde ilk yaptığımız makinalarla fason üretim yapıyoruz. Bu havalandırma makina yedek parçaları, elektrik sanayinde yedek parçalar. Yani metalin olduğu her yerde biz bu makina kullanılabiliyor. İşte kendimize makinamızın kalitesini veya işte bu sıvama mesleğini öğrenebilmek için bir şey üretelim dedik. Yani bir şey tasarlayalım. En azından yaptığımız bu çalışmalar boşa gitmesin diye böyle saksılar tasarladık. Üç model. Üç model ve bunu makinanızda hayata geçirdiniz. En küçüğünden başladık. Böyle vakit oldukça da basit kalıplarla yapıldığı için bu. Masrafsız iş olduğu için kalıplama sistemi. Evet. Bunu 12 boy. Aslında burada 4 boyu var, 5 boyu var. Ama katalog. Görsellerde izliyoruz. Şimdi elime aldım ki daha bir renkli, rahat gözüksün diye. Nedir? Plastik gibi duruyor mu? Yok, alüminyum. Alüminyum ama alüminyum malzeme böyle boyanabiliyor mu? Evet, ama malzeme budur. Orijinali o. Orijinali bu. O da istediğiniz. Makyajlısı. Evet. Makyaj yapılmış hali. İnanılır gibi değil. Yani bu makineler istediğiniz ebatta bunları yapıyor. Evet. Saksı üretiyorsunuz aynı zamanda. Saksı, bunu yapan makine hangisi? Orada CNC makinelerin değişik boyları var. Evet, ya evet. Mesela en son yaptığımız makinamız 1 metre 25 santim çapında ürün yapabiliyor. Bunu yapan da 500 milimetrelik bir makinede bunu yapabiliyoruz. Muazzam. Sadece saksıya indirgemek haksızlık tabii, olur haksızlık makinama. Olur. Çünkü neler yapıyorsunuz? Bu makinalarla biraz belki hoşunuza gitmeyecek ama bomba da kılıfı o. Roketlerin uçlarını, füzelerin başlıklarını yapabilirsiniz. Ürettiğiniz bununla, oldu mu? Bununla ilgili de yok. Bu izinsiz üretilmez zaten. Öyle. Bununla boru ilgili kaynak de makinesi mi yapar onu yoksa? Yok. Sıvama makinesi. Ha, sıvama makinesi yapıyor. Evet. Dolayısıyla bununla ilgili de girişimlerde bulunduk. Roket sana görüşmeler yaptık. Sonra ikinci mailimizi de attık. Hatırlattık kendimizi. Nasip olursa önümüzdeki haftalarda onlarla tekrar bir görüşme yapacağız. Savunma sanayi sektörü için bence çok böyle desteklenmesi gereken bir şey. Sağ olsun biz bu projeyi tek başımıza yapmadık. TÜBİTAK işbirliğiyle yaptık. Oraya müracaat ettik. Projemiz kabul edildi. Sonra birinci projemizi bitirdikten sonra iyileştirme projesi yaptık. İki proje bitirdik başarıyla. Belgemizi aldık. COSGAP'le de seri üretimle müracaatı yaptık ve o projemiz de kabul edildi. Şu anda makinalarımızı alacağız. Yeni yerimizde daha hızlı bir şekilde daha çok üretim yapacağız. Çok güzel. Yani aslında Türk ekonomisine muazzam katkı evet, sağlayacak makinalar üretmişsiniz. Ve bunların şeyini de aldınız tabii değil mi? Bütün haklarını. Çalmasınlar yani bu makinaları sizden. Çalınabilecek bir yeni yanı yok. Çünkü dünya bunu yapıyor. Hmm. Türkiye'de de rekabetsiz işi ben sevmiyorum. Yani önce ben yapayım sonra beni taklit etsinler ki diğer işlerimde de öyle oldu. Bir noktada da eğer çok fazla haksız rekabete girmişseniz ben o işte olmam zaten. Çünkü haksız rekabet demek çalmak, çıkmak, eksik yapmak demek. Ne güzel. Dolayısıyla olmadım. Böyle başka bir alan bulurum veya işte belki de emekli olurum yani. Aa, yok, çocuklara yok, bırakırım. Yok. Atıl kapasite beklememeniz lazım. Şu anda sizin yapmakta olduğunuz çalışmalar neler bu makinalarla? Yani sizden talep edilen işler neler özellikle? En son bir hafta önce Almanya'da 40 bin çalışan olan bir firmadan şanzıman üretimi yapıyorlarmış. Onun şaseleriyle ilgili bize fason üretim yapar mısınız? Teklifi geldi. Biz de 5 milimetre DKP saçtan olacak. Bu hiç denemedik ama makinamızın testini, o hem ürünü deneyerek testten geçirmiş olacağız. Sürekliliği aslında 5 milimi biz bir kere, iki kere, üç kere sıvayabiliyoruz ama o makine 24 saat o 5 milimle çalışabilmesi lazım. Hmm. Sıvamak ne demek? Yani o elinize gelen malzemeyi makinanın şekillendirmesi. Aslında Türkçe karşılığı sıvamak demek. Benim oğlum dedi ki bana, küçüktü. Baba senin yaptığın sıvama makinesi duvarda sıvıyor mu falan dedi. Aslında form verme makinesi. Yani form da bir yabancı kelime. Sıvama Türkçesi. Sacı alıyorsunuz, sıvıyorsunuz. Şekle sokuyorsunuz. Şekle form verme aslında. Makine.
Evet. İngilizcesi spinning. Onu da çevirdiğiniz zaman iplik makinesi gibi oluyor. Tercüme ediliyor. Dolayısıyla sektör bilinmeden de tam ismi konulmuyor. Bize gelen şu ana kadar koyabildiğimiz isim saç sıvama makinesi veya metal sıvama makinesi. Peki mesela bu şekilleri verebilmek için plaka halindeki bir alüminyum mu? Biz aslında onu plak halinde değil disk halinde getirilmiş bir alüminyumu makineye bağlıyoruz. O video görsellerde de zaten gösterilecek. İzleyicilerimize aktarıyoruz. İzleyeceğiz onu. Dolayısıyla ne fayda sağlıyor dediğimizde hızlı bir numune yapma olasılığı veriyor üreticilerimize herhangi bir iş için. Masrafsız yani bildiğimiz sistemde hidrolik kalıplarla, preslerle basmak için bu ürünü 4-5 tane kalıp yapmak gerekir. Ama biz bir operasyonda bunu çıkartabiliyoruz. Bükümünü, her türlü şeyini o makinede bir operasyonda yapıyoruz. Tabii ki adetler yüksek olduğunda, milyon adetlere iş dayandığında o tip makineler daha elverişli, daha hızlı çıkabiliyoruz. Seri üretim yapan presler var. Onlar da daha hızlı çıkabiliyor. Ama adetler az olduğunda bizim makinamıza müracaat edilmek durumunda. Bir de böyle bir şey var. Yani ben kişisel olarak sizden bir şey istesem yaptırabilirim herhalde tabii ki bu makinelerle. Ne kadar güzel. Ya da çok sevdiğim bir şey kırıldı, bozuldu. Bunun bir örneğini size getirerek yaptırabilirim. Evet. Onu peki, aslında şu anda tam biz bunun CNC'sini yaptık. Elle de yapılabiliyor. Evet. Sopalarla eski sistemde yani belki bu makineyi görseniz, sistemi görseniz mazgala sıvama derler ona. Evet. Atası buradan gelir yani bir sopayla alırlar malzemeye şekil verilir. Tabii ama insan gücü alüminyumda 1,5 milimetre diyelim. DKP'de 1 milimetre, paslanmazda 0,80 1 milimetre. Biz alüminyumda 8-10 milimetreyi bükebiliyoruz, şekil verebiliyoruz. DKP'de 5 milimetre. Muazzam, güçlü bir makine bu. Evet, güçlü bir makine. Dolayısıyla iki motor birden çalışıyor. Ve CNC programlanabilir. Avantajımız bu. O süs eşyası, mutfak eşyası, hediyelik eşya gibi şeyler elle yapılabiliyor. Biz o sektörle alakamız yok zaten. Ona göz dikmiş değiliz. Tabii. Benim sormak istediğim zaten o değil. İşte şu alüminyum kendi renginde yapmış olduğunuz saksı çok amaçlı kullanılabilir aslında. Aslında bunu böyle koysanız bir aplik olur. Aplik olur, evet. Koysanız süs eşyası olur ama içine çiçek koyduğunuzda saksı olur. Evet. Vazo olur, saksı olur. Yani çok şey olur, ofislerde kullanılabilecek kalemlikler. Kalemlik işte, siz onu kalemlik olarak kullanabilirsiniz. Çok şık. Evet. Biz kadınlar makyaj yapmayı severiz, makyaj malzemelerimizi koyabiliriz. Ama ben bunların içinde çok şıklar çünkü hakikaten. Yani dokunduğunuz zaman alüminyum olduğunu anlamıyorsunuz. Fakat bu Metalsiz. Ses metal sesi ve hafifliği nedeniyle de alüminyum olduğu izlenimini gerçek bir biçimde doğrulatmış oluyor. Şimdi belki sormayacaksınız, ben hatırlatmak isterim. Sadece alüminyum sıvamıyoruz makinamızda. Pirinç, bakır ve paslanmaz da sıvayabiliyoruz. Alüminyum kolay olduğu için böyle şekil alabiliyor. Ama mesela paslanmaz da bunu yapamazsınız. Çok zor. Defaten değişik işlemlerden tavlama ve sertleştirip tekrar normalizasyon yaptıktan sonra bu hale getirebilirsiniz. Evet. Bu da bir seferde çıkmaz. Peki otomotiv sektöründe sizin çalışmalarınız çok kıymetli bence. Evet. Değil mi? Yani otomotiv sektörüne bir üretim yapıyor musunuz? Biz daha yeni firmayız. Bir yıl oldu. Biz dışarıdan fason işi almaya başladık. Çünkü makineyi yaptık ama bu sıvama mesleği veya form verme mesleği bizim mesleğimiz değildi, benim mesleğim değildi. Bunun için mühendisleri aldım, tecrübeli insanlar aldım ancak piyasada bilinen bir meslek olmadığı için başaramadılar. Maalesef kendim önlüğümü giyip bir teknik öğretmenle, teknik öğretmen bir arkadaş da sağ olsun. Birlikte oturduk, konuştuk, karar verdik. Mühendis yapamadıysa biz yapacağız dedik. Artık bu işin literatürünü yazabilecek duruma geldi firmamız. Farkındayım, ne güzel. Tecrübeli hale geldik.
Ne güzel. Otomotiv sektörü ne parça yapılıyor, yapıyoruz. Demin bahsetmiştim işte Almanya'da ama evet. Otomotiv sektörüyle alakalı teklif aldık ama önemli olan bir kere ürünü yapmak değil. Yani sürekli 100.sünde de 1.sünde de aynı kaliteyi tutturabilmek önemli. Sürekli kaliteyi yakalayabilmek önemli. O yüzden biz hem makinalarımızda üretim yaparken hem de kendi fason üretimi yaparken kalite sistemlerini önemsiyoruz. ISO ve CE belgelerimiz var. Ne güzel. Dolayısıyla biz Almanya'ya da Amerika'ya da makine satabilecek pozisyonla bir üretim yapma kararlılığı içerisindeyiz. Sizi kutluyorum. Bir kere kendi öz malımız Kılıçoğlu makina dediğimiz zaman Sayın İlyas Kılıçoğlu'nun bize hediye ettiği şirket diyelim. Çünkü Türk ekonomisine de bir hediye bu. Pek çok konuda dışa bağımlı bir ekonomik anlayışımız var. Niye ithal edelim? İhraç eder hale, üreten hale gelelim. Ve işte böylesine değerli çalışmalar içinde olan iş adamlarımızı, üreticilerimizi de lütfen destekleyelim. İletişim bilgileri ekranda. Mutlaka temasa geçmelisiniz. Birlikten güç doğar, yaratıcılığın da sonu yok. İlyas Bey, son derece dürüst, son derece özel, iş dünyasına özel bakışıyla da önemli bir adres. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz İlyas Bey. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun bize bir fırsatı verdiğiniz için. Başarılarınızın devamını dileriz. Muazzam bir iş yapmışsınız. Hakikaten sizi yürekten kutluyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.